Değerli izleyenler, şu anda Erdek Ziraat Odası Başkanı Sayın Haluk Özgür'le birlikteyiz. Sayın Özgür'le Erdek Zeytinciliğinin zeytinyağının sorunlarını görüşeceğiz. Haluk Bey, bu sene Erdek zeytin rekoltesinde düşüş var. Evet. Ne kadarlık bir düşüş var? Bunu neye bağlıyorsunuz? Şimdi zaten bunu Mayıs ayında falan yapmış olduğumuz açıklamalarda yani %45-%50 bir düşüş olacak diye o zaman da tahmin etmiştik. Şimdi yani bu düşüşün sebeplerine gelince o zaman da bunları belirtmiştik hepsini. İklim. İklim değişikliği. İklim değişikliği. Küresel ısınma. Eskisi gibi artık traktörlerin sahada olması. Zeytinlik alanda traktörlerin sahada olması. Hendeklerin kapatılması. Bilhassa taban yerlerin su kesme riski, tehlikesi altında olması. Eskisi gibi hendeklerin açılmaması. İşte bunlara bağlıyoruz daha çok. Evet. Ve de yeterli kış bakımı mücadelesini yapamayız. %50 bir düşüş diyorsun. Evet. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Peki evet. Geçen yıl ne kadar bir rekolte vardı? Geçen yıl 8 milyon kilo civarında bir rekolte vardı. Bu yıl ne olacak aşağı yukarı? Şimdi 29.11.2013 tarihli yani bugün itibariyle Marmara Birliği'nin almış olduğu zeytin 3.839 kilo. Ve de bu tahmin ettiğimiz gibi 4,5 milyon kilo, 5 milyon kiloya dayanacak yani. Yaklaşık 5 milyon kilo olacak. Evet. Peki bu durumda zeytinyağı fiyatları da el yakacak diyebilir miyiz? Evet. O şimdi Türkiye'nin bir sorunu değil o. O dünya çapında bir sorun olduğu için ne bileyim yani Suriye'deki savaş. Zaten Suriye'den bize büyük ölçüde bir zeytinyağı giriyor. Avrupa'nın da sıkıntısı olması. Ve de bu zeytin ürünündeki düşüşün, kota düşüşünün dünyada olması zeytinyağını direkt otomatikman etkiliyor. Bütün zeytin yetişen ülkelerde var galiba. İspanya, evet. İtalya dahil değil mi? Avrupa'da var. Ülkelerde bu düşüş... İklim değişikliğine bağlı hepsi. İklim değişikliğine bağlı. Artık yani bir de artık önem de verilmiyor zeytine. Neden? Ya maliyetler ağır olduğu için, maliyetler yüksek olduğu için üretici yani bakmakta zorlanıyor. Yani bu sofralık zeytine bilhassa hani hükümetten bir destek gelmesi lazım. Yani bu şart. Marmara Birlik elinden geleni yapıyor. Bizim başımızda Marmara Birlik var mesela. Marmara Birlik tek güvencimiz olmasına rağmen yani Marmara Birlik de satışta zorlanıyor. Kaliteli ürün istiyor. Herkes maddiyatlar biraz el yaktığından dolayı kaliteli ürün çıkarmakta zorlanıyoruz. Sofralık zeytine mutlaka diyorsunuz. Destek, devlet desteği gerekli. Devlet desteği şart. Evet, evet. Yani bunu artık devlet desteğini mazotta mı yaparlar gemilere yaptıkları gibi yoksa kilobaşı sofralık zeytinde bir ona göre bir destek mi çıkartıyorlar? Hiç destek yok mu şu anda? Şu anda zeytine destek yok. Şu anda tabii aynı zamanda zeytin bakım dönemindeyiz değil mi? Çok evet. Önemli diyorlar bu dönemi. O konuda evet. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi bu konuda yani şu anda zeytini hasatı bitirenlerin yani kış mücadelesine başlaması şart. Yani o bakırlı olur. Hazır göztaşı olur, yapma göztaşı olur. Bunların yapılması, bilhassa yalaklı yerlerin, yalakların patlatılması. Bunlar yani acilen yapılması gereken önlemler. Her şeyden Erdek zeytinciliğinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Parlak görüyor musunuz? Valla biz zeytincilikten geçiniyoruz. Zeytincilik bizim için çok önemli bir şey. Yani bir de Marmara Birlik üyesi olmamız büyük bir dezavantaj. Bugün bir Ayvalık gibi, ne bileyim Burhaniye gibi, Edremit gibi değil. Bizim zeytinimiz daha kıymetli, sofralık bir zeytin. Tek geçim kaynağımız bu diyebiliriz. Buna yani özen göstermemiz şart. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim.